Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine The Long Drive'dayız. Ana menüde başlıyoruz. Nedeninden şimdi bahsedeceğim. Bu arada videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bu menüde neden başladım? Bazı arkadaşlarımız yorumlara yazmışlar, oynayan arkadaşlarımız. Bu tavşanları falan nasıl kapatabiliriz diye. Şimdi tam emin değilim. Beraber denemiş olacağız. Şimdi tam videoya girerken aklıma geldi. Beraber deneyelim istedim. Şimdi dili Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman şurada huzurlu diye bir seçenek var. Yanlış hatırlamıyorsam bu olması lazım. Şunu seçersek, şöyle İngilizceyi aldığımız zaman da peaceful. Bu seçili olduğu zaman sanırım çevrede tavşan olmuyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. O yüzden bu menüde başlamak istedim. En son gece bitirmiştik sanırım. Şurada yeni arabayı bulmuştuk bu arada, biliyorsunuz. Evet. Burada geminin yanında bir yerde başladık. Evet, tavşan varmış. Demek ki bununla alakalı bir şey değil. Ya da tavşan belki de saldırmıyor. Bilmiyorum. Belki de saldırmıyordur yani. Şimdi bir uyuyalım. Bu arada dışarıda uyuduk. Tavşan saldırırsa da Allah rahmet eylesin artık karaktere. Şimdi emin değilim. Olmadı, deneriz. Birazdan bir tavşan mavşan bulup oyunu kaydederiz. Yanına gideriz bir bakalım, saldıracak mı saldırmayacak mı. Bu arada bizim açtığımız susuzluğumuz ne durumda, yazmıyor şu an ama. Bunların hepsi boş. Çoğunluğu boş. Gidelim ya. Çıkalım yolumuza artık. Bak şurada bir tavşan var. Deneyelim mi? Olmadı, bir daha uyuruz yani. Gel la buraya. Şşt. Alo. Hey. La kime diyorum? Ayda aldı başına gitti. Şurada da var bir tane. Karakter de daha fazla hızlı koşmuyor. Neyse, bakarız, yolda olmadı buluruz bir şeyler. En son şansımız bayağı yerindeydi. Bu arada bunlardan biz su içebiliyoruz sanırım. O açlığımız var. Suyumuz full ama. Açlık sıkıntımız var. Yemeğimiz var mıydı hiç? Hiç yemeğimiz yok abi. Bizim yemeğe ihtiyacımız var. Hadi gidelim. Oh. Çok iyi ya araç. Evet, pati çeke çeke gidiyoruz. Yol bu taraftaydı galiba. Evet, şurada direkleri görebiliyoruz. Buradaki evlerin hepsine baktık zaten. Şöyle direkleri sağımıza alıp. Aa, bug olmuş bak. Devam edelim. Araba bayağı yaylanıyor. Şimdi diğer arabadaki jantları niye almadın diyen arkadaşlarımız var. Bu arabanın jantlarıyla of 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 nasıl, eyvah eyvah. Hadi çarpma 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 çarpma. İyi bari bir şey olmadı. Eyvah eyvah, bu araba böyle sıkıntılı da olabilir. Evet. Olabilir gerçekten. Çok yaylanıyor çünkü. Zaten tahmin ettim ben. Gerçekte de çünkü bu araçlar böyle inanılmaz yaylanıyor böyle. Hoplayıp zıplıyor. Oyuna da bunu yansıtmışlardır diye düşündüm ki öyle çıktı. Gördüğünüz gibi. Evet, açtığımız uyarı veriyor. Çok hızlı gidiyor. Güzel bir şey ama çok zıplıyor. Baksanıza. Hoplaya zıplaya gidiyoruz. Eyvah, taş vardı. İyi çarpmadık ha. O içten kullanması çok zor. Sürekli zıplıyor çünkü.
Eyvah eyvah. Yalnız güzel kaçıyor ha. Şurada bir yerler var galiba. Oraya kadar gitmemiz lazım. Açtığımız... Bilmiyorum karakter ölüyor mu açlıktan da. Şuna bak. Yine Long Drive serisine başladık ya arkadaş. Oyun yakamızı bırakmıyor bir türlü. Allah dur, kendimi attım toprağa yoksa direğe çarpacaktım. Direğe çarpmamak için attım kendimi. Kaktüslerin suyu içilebiliyor ama yenmiyor tabii ki. Oyunu ara ara bir güncelleme geliyor. Hadi bir daha sarıyoruz oyunu. Ya seviyorum da oyunu. Sevmesem zaten oynamam da, seviyorum da arkadaş oyunu. Sizler de seviyorsunuz biliyorum çünkü yorumlarda görebiliyorum. O yüzden ben de oynuyorum yani. Zaten yeni oyun yok piyasada. Anca demo geldi son zamanlarda. Birkaç tane oyunun demosunu çıkarttılar. Onları oynadık. Onların demo olduğu için tabii bitti. Bir bölümde, iki bölümde bitiyor oyun. En son hırsız simülatör vardı biliyorsunuz. Dızcı simülatör. Onun da demosunu kaldırdılar. Onu da oynayamıyoruz. Aa, kamyon çıktı. Burada yemek bulmamız lazım bizim. Oo, full depoyla çıktık değil mi biz? Full müydü depomuz? Yok, full değildi galiba. Full değildi sanırım. Yalnız yakıt tankeri ha. Yanlış oldu. Ana bomboş. Yakıt tankeri bomboş çıktı. La oğlum. Heh. Dur bakalım, yemek bakalım. Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Ya dur, önce şu üste bakalım. Aha, buzdolabından o. Ulan kapakmış. Pi. Evet. Oho, fulledi yeme. Ama tuvalete ihtiyacımız da var tabii. Onu da yapmamız lazım. Evet. Şöyle çöldürelim. Oh, tamam. Oğlum buradan ne zaman atlasam ölüyorum, bir şey oluyor. Şöyle gideyim en iyisi. Oğlum yemek yok. Depolayabileceğimiz bir yemek bulamadık. Aha su. Bidon. Su depolayalım. Lan.
Bir kaydedelim şurada oyunu. Save diyelim. Şunları da silelim. Bidonu da ağzını nasıl tutturacağız bilmiyorum ama. Tamam, denk geldi. Suya ihtiyacımız var ya. Hem kendimiz için. İçelim bir de. Sonra tekrar fullleyelim, koyalım arabaya. Yağımız var. Aslında bir bidon daha doldursak bence olur. Bidonlar boş sonuçta. Az önce niye bu kadar çok açmadık biz? Daha hızlı dolsun diye. Burada kapan ha. Şimdi bir saniye. Lastikler siliniyor mu? Silinmiyor. Peki spreyleniyor mu? Evet. Yine bir tavşan sesi. Hazır şöyle sprey falan bulmuşken. Allah, arabanın altına gitti. Ne oluyor lan? Tamam. Arabanın tamponunu söktük. Bu bitmiş.
Ya ne çabuk akşam oluyor bu oyunda da. Bu da bitti. İçeride bir tane daha vardı sanırım. Evet. Ana bunda 5 sıkımlık varmış ya. Neyse olduğu kadar artık. Bu da bitti. Bununla temizlense. Aa oldu. Bu. İlla sprey gerekiyor herhalde buna. Bu parlamıyor. Aa parladı. Yalnız çok uğraştırdı. Lastik süngerle olmuyor. Spreyle oluyor. Ama diğerleri süngerle olabiliyormuş. Tamam. Bunları da süngerle temizleyebilir miyiz? İçeride bir sünger de var, olmadı alırız onu da. Buna fırça gerekiyor sanırım. Bu bayağı şey sıkıntılı gibi duruyor. Şu zaten fırçalanması lazım. En son fırçamız bittiği için zaten bıraktık diye tahmin ediyorum. Şu içerideki süngeri de alalım o zaman. Hiçbir şey görmüyorum. Bir uyuyalım mı? Hadi gidelim. Patiyle kalkıyor vallahi, şuna bak. Dur bakayım, şurada tavşan var. Ama önce oyunu kaydetmem lazım. Sonra niyazi olmayalım. Lan oğlum tavşan kaçıyor. Ana bunlar kaçıyor la. Aa tavşan ölmüş. Sanırım güvenli dediği olay o arkadaşlar. Tavşanlar size saldırmıyor. Yani etrafta yine tavşan var. Ama saldırmıyorlar. Pati şeke şeke gidiyoruz vallahi. Arabanın içinde insan kafası bulanır ya. Dıştan da kullanması biraz zor oluyor ama neyse, yapacak bir şey yok. Lan çok zıplıyorsun. İleride yeşil alan gözüküyor. Abi çok zıplıyor. Kayalara bak yoldaki. Yeni araba, yeni araba dedik. Yeni araba canımızı çıkartıyor şu anda. Gaza basmayalım en iyisi biz.
Düzlükte basalım. Felaket zıplıyor, şuna bak. Allah, düş. Yol dışında her yerde geziyoruz onunla arabayla. Ho ho. Allah daş. Gazlamaya devam. Kurtardık mı yapıştırıyoruz. Evim var orada. Benzinlik. Şimdiden frene basalım, anca durur. İyi durduk Asu. Dur bakayım, bizim bu arabayı biz fırçalayıp şuralarını temizleniyor mu acaba? Paslı gibi duruyor. Burası temizlenmiyormuş. Yok. Aha da yımak. Otobüs tekerli, otobüs. Yine kuyuya atlayıp çıkamamazdık. Allah, ne var orada? Buzdolabı mı var? Oğlum, oraya buzdolabı konur mu la? Açamayız kapaklarını. Neyse, uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım abi. Ne zaman uğraşsak başımıza bir haller geliyor. Hadi gidelim. Değilerde gemi var. Ya davşan. Gemiyle işimiz yok, o yüzden gemiye gitmiyorum. Aa, asfalt değişti. Allah oğlum, taşa çarpıyorduk. Nasıl gidiyor? Asfaltı denk getirmek çok zor. Aman abi, kayalar en büyük düşmanımız. Allah, çarpma çarpma çarpma. Bir şey oldu mu? İyi, bir şey olmadı. Normalde ölebiliyoruz ya da arabanın bir şeyleri böyle fırlayıp gidiyor, bir yerlere bulamıyoruz ondan sonra. Bu arada çalışıyordum, tam da burada görüyorsunuzdur. Benim piyano duruyor. Klavye duruyor.
Tam kameraya çıkıyor o da. Arada kaynamış. Şurada yine küçük bir benzinlik var. Kamyon mu spawn oldu? Orada taşmış. Aynen. Hiçbir şey olmayan bir kamyon. Depoda su var. Onun deposu çıkmıyor. Suya ihtiyacımız yok. Spreyi alırız. Poh var. Bu ne? Far. Şimdi bunun fırçalanması lazım. Buna boşu boşuna sıkmayalım. Diğerlerini temizledik zaten. Diğerleri cillop oldu. Bunun lastiğini şey yapalım. Bunlara fırça gerekiyor. Gerçi bu lastik cillopmuş ya. Lastik cillopmuş, tamam. Zaman şöyle yapalım. Ulan açayım diye şeyi söktüm. İçeriye atalım şunu. Heh. Şunu alalım, üstümüze dursun. Motor. Gitmiyordu. Böyle motoru bisiklet gibi de kullanabiliyorsunuz kontağı kapatınca. Böyle. İnelim artık. Devam. Şurada bir kayıt alalım hemen. Save diyelim abi. Şunları da silelim. Aa, gemi yakınmış lan. Önümüze çıktı gemi. Gemiden ne alabiliriz? Bir tane dizel alalım mı? Dizel bulursak bir tane dizel alalım, araca koyalım. Allah. Ulan. Görün bak, bagaj kapalı olmasına rağmen
Bu fırladı. Neymiş o? Kaya mı? Allah, kayaymış. Şurada ev gibi bir şey var. Oraya da gidelim. Yanımıza bir tane dizel alalım abi. Araçta da benzinimiz var. Hani olur da karar değiştiririz. Otobüs buluruz, otobüse geçeriz deriz falan. Kafamıza göre takılırız olmadı. Benzin. Aracı fulleriz bunda. Buldukça fulleyelim yani aracı. İşte dizel de bulursak onu da şeye koyarız. Aracın arka koltuğuna falan koyarız. Yine akşam oluyor. Boş. 53 litre bulduk bile. Daha fazla aramaya gerek yok. Yalnız bunu arka koltuğa nasıl koyacak? Ön koltuk acaba sökülüyor mu? Ön koltuk sökülüyorsa o şekilde koymayı deneyelim. Sökülmüyor. Bunu nasıl sokacağız arkaya? Ya bagaja da koyarım da aslında da. Yok. Olmuyor. Bagaja koyalım. Oğlum varil nerede? Görmüyorum. Bu mu? Biz bir uyuyalım abi. Varili görmüyorum şu anda. Aslında oyuna yağmur falan da yapılabilir. Güzel olabilir. Bu benzin, bu değil. Şunu koyacağız. İçme, içme oğlum, içme, dur. Biz her ne kadar böyle düzgün düzgün koysak da bunlar yolda giderken saçma sapan devrilecek. Şu dürbünü yanımıza, üstümüze alalım ya, dur. Şunu arabaya koyalım.
Nerede ev? Ana şurada. Hadi gidelim oraya. Öğüt. Şimdi oyunun biraz da amacı değişmiş, güzel olmuş. Yani su bulmak zorundasınız, yemek bulmak zorundasınız. Yani sadece benzinle mazotla olay bitmiyor. O açıdan oyun güzelleşti yani. Önceden tek amacınız benzin, mazot, başka bir şey yok. Arabanın suyu da yağı da bitmiyordu kolay kolay. Şuraya çıkıp şu buzdolabına bir göz atmamız lazım. Hatta buzdolabını biz direkt aşağı atalım abi. Yemek. Yemek aldım. Bakayım. Oğlum bizim bagaj niye açık? Ciddi olamazsın ya. O zaman varil düştü. Biz kapatmadık mı bagajı? Sen ciddi olamazsın. Ya bagajı kapatmadık? Varil zıpladı mı? Oğlum varil nerede lan? Koca varil. Nerede kaydettik biz oyunu? Geminin orada mı kaydettik? Bakayım. 12.48. Yok. 10 dakika önce biz kaydetmişiz. Yok abi. Vay arkadaş. Ciddi misin sen ya? Hiç gözükmüyordu bir yerde. Neyse. Gideriz alırız ya, gemide belki vardır. Bir saniye arkadaşlar. Evet, devam. Bu sosis midir nedir? Bu bayağı bir yükseltiyor bir ısırıkta. O yüzden bunu şöyle bagaja koyalım. Sprey alırız. Bu da et. Yalnız bu felaket su satıyor adamı. O yüzden bunu almayacağım. Bozulmuş et midir nedir anlamadım. Burada bir parça daha var. Aha şapka. Aha taktık kafaya. Aynada bakarız şimdi kendimize. Oo güzel jant. Bizim arabanınkiyle değiştirelim şunu. Hatta lastik de gayet güzel. Sadece fırça bulursak şunu fırçalarız. Aha yemek. Aha da yemek. Bunlar buradan düşebilir ama. Neyse.
Gemide başlattık videoyu. Yine gemide bitireceğiz herhalde. Oğlum fırça varmış ya burada. Biz nasıl görmedik bu fırçayı? Hadi yavrum, hadi yavrum. Heh. Çok zor şey oluyor ya. Başka da olmuyor sanırım. Bu fırçanın da birazcık ömrü var. Bunu da yanımıza alalım. İçeride. Ha, yanımızda. Tamam mı? Ha, iyi tamam. Biraz fazla fıs fısladık da neyse. Abi süper oldu. Arabanın bütün jant lastik cillop oldu valla. Şunu bir daha parlatacağız sanırım ama. Evet. Spreyi sıkacağız buna. Evet bak şimdi oldu. Bu sanki mat gibi gözüme gözüktü ama. Tamam. Evet doğruymuş, matmış yani. Bir an fırça sapı sandım meğersem pohmuş. Önemli bir şey yok. Orada bir kızak var. Tabii işimize yaramaz. Evet abi gemiye doğru tekrar gidelim. Gemide başladık videomuzu. Gemide yine bitirelim. Neredeydi o gemi? Şurada. Arkadaş, biz nasıl kaybettik onu ya? Nasıl düştü o ya? Biz hakikaten kapatmadık mı onu? Düştüyse de yuvarlanıp gitmiştir zaten o. İlginç ya. Kesin bak şuradan zıpladık ya. Buradan zıplayınca aşağı kadar yuvarlanıp gitmiştir o. Kim bilir nerededir yani. Neyse. Gemiden bakacağız tekrar. İnşallah buluruz. Bu bizim benzin bidonu. Bizim dizel bidonunu şeyine ne? Varilini bulmamız lazım. Oğlum bu nasıl çıktı lan? Bu nasıl düştü arabadan? Varili koymaya çalışırken mi acaba? Galiba varili takmaya çalışır şey arkaya koymaya çalışırken düşürdük sanırım. ...26 litre. Bunu bir alalım şöyle. Biraz daha bulursak ek yaparız. Olmadı sadece bunu alırız yanımıza. Bunlara bakmış mıydık? Bunlar karışım. Aha 58 litre.
Yanlış gidiyorsun yavrum. Ha. Şöyle. ...58 litre yeter, hiç diğerini karıştırmayalım. 58 litreyi alalım sadece. Kendimi kapattım içeriye. Gördünüz, bu sefer kapattık. Bakayım arabaya etkisi olacak mı? Bu araba canavar abi, buna etkisi metkisi olmaz vallahi. Yalnız arabayı titretiyor mu arkasını? Biraz titretiyor sanki, şuna bak. Baskı yapıyor arkadan. Etki etti yani. Evet arkadaşlar, yine bir gemi önünde bitireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Gemide başladık. Yine gemide bitirelim videomuzu. Hatta şöyle kaydedeyim sizlerin gözleri önünde. Şöyle save diyelim. Diğerini de silelim. Bir sonraki bölümde buradan başlarız. Araç değiştirimi yapabiliriz. Yani güzel gidiyor. Çok güzel kaçıyor ama çok zıplıyor. Kontrolü çok zor. İnsanı yoruyor yani. Ama çok kaliteli, çok keyifli bir araç yani. Toplaması da aracı ayrı bir keyifli. Ayrıca kullanması da güzel ama yorucu. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.